Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine? Onların tuzaklarını boşa çıkartmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi. Kabe'yi tavaf eden kuşlar, bilinen adıyla Ebabil kuşları. Bu kuşların sırrını hiç merak ettiniz mi? Suudi Arabistan yönetimi, dünya genelinde yayılan koronavirüsün yayılmasına engel olmak maksadıyla kutsal mabedimiz Kabe-i Muazzama'yı kapatmış, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldığını duyurmuştu. Kabe kapalıyken Ebabil kuşlarının Kabe'yi tavaf ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Diğer canlılara göre farklı özellikleri bulunan ve uzun yıllar yaşamalarıyla araştırmalara konu olan ilginç bir canlı. Tüm ömrünü uçarak geçirdiği ve sadece üremek için yere indikleri söyleniyor. Halk dilinde baharın habercisi olan bu ilginç canlılardan bahsedelim. Videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var. Çünkü birazdan bu konuda belki de daha önce hiç duymadığınız bilgiler paylaşacağım. Habeşistan Krallığı'nın Yemen valisi olan Ebrehe, miladi 570 yıllarında San'a şehrinde Kulleys adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksadı, Kabe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu duruma tepki gösteren bir adam da gecenin birinde Kulleys'e girip içine pislemişti. Bu harekete çok öfkelenen ve koyu bir Hristiyan olan Ebrehe gidip Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Topladığı on binlerce asker, rivayetlere göre 60 bin olduğu söylenir, Mahmud adlı büyük bir fil ve daha başka fillerle Mekke'ye doğru yola çıktı. Önüne çıkan bazı kuvvetleri de mağlup ederek ilerledi. Taif şehrine gelince askerlerin bir kısmını Mekke'ye gönderdi. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi ve Kureyş'in reisi Abdülmuttalib'in 200'ü aşkın devesiyle ahalinin hayvanlarını sürüp götürdüler. Bu olayın peşinden Abdülmuttalib gidip Ebrehe ile görüştü. Develerinin geri verilmesini istedi. Ebrehe dedi ki, ''Benden develerini istiyorsun da Kabe'den hiç söz etmiyorsun. Halbuki ben onu yıkmaya geldim. Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de onu koruyacak sahibi vardır.'' Bu görüşme sonunda develer geri verildi. Mekke halkı bu güçlü orduyla savaşamayacağı için anlaşma gereği dağlara çekilip neticeyi beklemeye başladı. Ebrehe ordusu büyük fili önden sürerek Mekke sınırına dayandı. Kabe'yi halatla bağlayıp fillerle çekerek yıkmak istiyorlardı. Bu sırada Ebrehe'nin yol kılavuzlarından Nüfey Habib, koca filin kulağından tutarak şöyle bir şey söyledi. Sonra da koşarak dağa çıktı. ''Ey Mahmud, çök, sakın ileri gitme, sağ salim geriye dön.'' Mekke'ye girişte büyük fil direndi, zorlanınca yere yattı. Onu bir türlü Kabe cihetine yürütemediler. O anda sürü halinde Ebabil kuşları ortaya çıktı. Her birinin ağzında ve ayaklarında nohut gibi birer taş vardı. Bu taşları ordu üzerine mermi gibi boşalttılar. Kime rastlarsa delip geçiyordu. Askerlerin çoğu öldü. Fil ordusu dağılarak Yemen'e döndü. Ebrehe de dönüşte öldü. Kabe ise olduğu gibi kaldı. Şimdi dönelim Ebabil kuşlarına. Bumeranga benzer kanatları, kısa ve çatallı bir kuyruk yapısına sahiptirler. Ana rengi kahverengi olarak bilinen Ebabil, gökyüzünde siyah renge bürünmektedir. Kırlangıçlarla çoğu zaman karıştırılırlar, ancak boyu olarak da, uçuş şekilleri olarak da kırlangıçlardan çok farklı bir türdür.
uçarken kanatlarını asla kapatmazlar. Yuvaları çatıların uzak noktasındadır ve çok hızlı hareket ederler. Ebabil kuşu tüm canlılardan kaçmaya çalışır ve bunun için hızlı ve çevik bir vücut yapısına sahiptir. Onları beslenirken ya da yerde yürürken görmeniz mümkün değildir denilemez, ancak çok da nadirdir. Yaz aylarında çok yüksek noktalarda onları görebilirsiniz. Küçük oldukları için bu biraz zor olabilir. Bu türün 20-25 yıl yaşadığı söylenmektedir. Ve yapılan araştırmalar da bu doğrultudadır. Ebabil kuşlarının yuvalarını görmeniz mümkündür. Uç noktalarda barınırlar ve yuvalarına çok hızlı girip çıkarlar. Akşamüstleri onların ötüşünü duymak ve onları biraz da olsa görmek mümkündür. En ilginç özellikleri, videonun başında da belirttiğimiz gibi sadece üremek için yere indikleri. Peki bu kuşlar nasıl uyur? Ebabil kuşları uyumak için de yere inmiyor ve uyku ihtiyacını da gökyüzünde gerçekleştiriyor. Gerçekten ilginç değil mi? Genellikle şehir ortamında görülürler ve yuvalarını inşa ederler. Kır ortamında onları göremezsiniz. Gördüğünüz kuş muhtemelen kırlangıçtır. Bu türün yuva anlayışı diğer kuşlara göre çok farklıdır. Bu yüzden şehir yapılanmalarını tercih ederler. Hızı ve ömrünü uçarak geçirmesiyle gerçekten ilginç bir canlı olarak görülmektedir. Yavrularına olan ilgisi de diğer kuşlara göre çok daha farklıdır. Beslenme ihtiyaçlarında yavrular anne desteğini çok fazla almaz ve bir süre sonra yavrular serbest bırakılır. Ancak bu süre diğer türlere göre çok çok kısa bir süredir. Tüm bu bilgiler ışığında görüyoruz ki ebabil kuşları gerçekten muhteşem canlılar. Elbette ki bizler için Allahu Teala'nın yarattığı her canlı zaten muhteşemdir. Lakin yaşadığımız süre zarfında elbette canlılara zarar verenlerle karşılaşacağız. Belki de aradığımız o ışığı, düşündüklerimizi yıllar önce gelmiş olan büyük şairimizin sözleriyle anlatabiliriz. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü.